Son dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde aldığımız renderlerimizi Photoshop'ta düzenleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak File menüsü altından Open diyerek ya da ekrana iki kere tıklayarak açabilirsiniz. Eğitim seti klasörümüze gelelim. Buradan Render TGA klasörü içerisinden aldığım renderleri görebilirsiniz. Ben toplamda 6 açıdan aldım. Sahnemizde 5 adet kamera vardı. Fakat kamera 1, kamera 3, kamera 4, kamera 5, kamera 6 şeklindeydi. Kamera 2 yoktu. Ben daha sonradan ekledim. Şimdi buradan görebilirsiniz. Kontrol tuşuyla seçiyorum hemen renderlarımızı. Bir görelim bakalım hangi renderler. Evet, benim sonradan eklediğim açımız bu arkadaşlar. Yakın açıdan görebilmeniz için böyle bir render aldım. En uzun süren renderim de bu oldu. Aslına bakarsanız yani son en az 3 yıldırlı ilk defa bu kadar uzun bir render aldım. Bu kadar ciddiyim yani. Çok uzun sürdü. Bu da buradaki materyalimizden kaynaklı. Çünkü subdivize değerlerini çok arttırmıştık. Bu bölümü hesaplarken makine biraz zorlandı açıkçası. Render süresini söyleyeyim sizlere. 5 saat sürdü. 3000 piksel boyutlarında. Yani biz bunu 1500'e indirseydik arkadaşlar render çözünürlüğümüzü 2,5 saat sürecekti yine. Yine daha da düşürmek için işte subdivize değerlerini en azından düşürmemiz gerekiyordu. Veyahut noise threshold'u biraz düşürebilirdik. Fakat burada gördüğünüz gibi çok temiz bir render oldu ve kompozit materyalimiz çok düzgün ve güzel bir şekilde görünüyor. Bakın yaklaşmama rağmen herhangi bir bozulma vesaire söz konusu değil. Eğer zamanınız varsa hani bu kadar yüksek sürede render alabilirsiniz ama çok zamanınız yoksa fazla da yüklenmeyin isterseniz. Şimdi kamera 1'e bakalım. Kamera 1'imiz yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. Kamera 3 1 saat sürdü arkadaşlar. 4 yine 1,5 saat civarı sürdü. 1 saat 17 dakika. Bu render'ımız yine 50 dakika civarında sürdü. Fazla sürmedi. Aynı şekilde yine bu da 1 saat 1 saat 10 dakika civarında sürdü. Çözünürlüklerimiz yüksek. 3000 piksele 1 saat idare eder arkadaşlar. Yani çok çok iyi olmasa da güzel bir sonuç ve güzel bir süre. Şimdi bizim düzenleyeceğimiz ilk açımız bu olsun. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak yapacağımız işlem background gördüğünüz gibi kilitli. Hemen seçiyorum. Buradan duplicate yapıyorum. Ya da ne yapabilirim? Sağ tıklayıp duplicate layer yaparak kopyalayabilirim. Şimdi bu dursun burada. Background kopya geliyorum. Channel bölümüne gelerek alfası bakın burada. Targa formatına kaydederken alfa kanallık kaydediyoruz. Alfası kendi içerisinde geliyor. Alfa ile birlikte kastımız nedir? Arka fonu çıkaracağız. Kendi isteyeceğimiz bir gökyüzünü yerleştireceğiz. Kontrol tuşuna basıyorum şu an ve tıklıyorum mouse'umuzla. Bakın seçim yaptık. Layer bölümüne dönelim hemen. Bu bölümden Select Inverse seçimi tersine çevireceğiz. Tersine çevirdikten sonra Ctrl X yapıyorum. Bu işlemi kilitliyken yapmıyorum. Yaparsam arkadaşlar arka fon transparan olmayacaktır. Haberiniz olsun. Bu işlemden sonra Image Auto Color yapalım. Bakalım nasıl bir etki olacak. Bakın biraz daha sarımtırak tonlar oldu. Auto Contrast verelim biraz da. Sonrasında bu bölümden hemen kör deriyle isterseniz biraz şöyle azıcık aydınlığı arttırdım. Bir de dilerseniz level deriyle oynayalım. Bakalım nasıl bir etki oluşacak. Şöyle getiriyorum. Bakın aydınlığı arttırıyoruz. Şöyle de aydınlığı azaltabiliriz. Şöyle bir bakalım. Level'e gerek yok. Level'i silelim şimdilik. Çok beğenmedim. Şimdi hemen File menüsü altından Open diyerek masa üstüne dönelim. Texture içerisinden Sky. Buradaki gökyüzlerden bir tanesini kullanacağız. Düz bir gökyüzü olabilir. Örneğin şunu alabiliriz. Bakın düz bir gökyüzü. Tamamen bulutsuz. Arka fonda biraz bulut var ama çok fazla değil. Şu an bakın seçili. Seçiyorum. Kamera 1 TGA targa formatına getiriyorum ve bırakıyorum. Arka fon atmamız lazım. Hemen taşıyorum. Bakın arka fona gayet güzel yerleşti. Hatta ağaçlıklarımız da yerleşti onunla birlikte. Ctrl T yapalım. Biraz küçültebiliriz. Enter. Şimdi gayet güzel. Gökyüzünün herhangi bir aydınlanmaya vesaire ihtiyacı var mı? Açıkçası yok gibi. Çünkü aydınlanması güzel. Sahneyle uyumlu görünüyor. Bununla birlikte hemen şöyle bir şey yapalım. Bakın buradan Magic Tool'u seçiyorum. Buna atamamız gereken bazı şeyler var. Şunları bir kapatalım isterseniz. Şu renderlarımızı. Çünkü başka şeyler alacağız. Karışmasın burası. Alacaklarımız neler? Hemen eğitim seti klasörüne dönelim. Render TGA. V-Ray render elementlerimizi alacağız tabii ki. Kontrol tuşuyla seçiyorum. Aç.
İlgili render elementleri seçtikten sonra hemen bakın bu bizim reflection'ımız, raw reflection. Ana render üzerine taşıyalım. Taşıdık, bitti. Kapatıyorum. Diğerine taşıyorum. Şunu gizleyelim. Hizalamada sıkıntı çıkmasın. Sağ tıklayalım. Şuradan veyahut zoom'u seçelim, zoom aracımızı. Zoom out yapalım. Tekrar kursoru seçiyorum. Bunu kapattık. Şimdi render ID alalım. Render ID ya da wire color duruma göre değişiyor hani kullanacağımız. Burada ikisinden bir tanesi işimizi görecektir. Bunu da alalım. Ne olur ne olmaz. Ola ki kullanabiliriz. Şimdi şu ikisini bir gizleyelim. Bu gizleme işleminden sonra şunu da bir gizleyelim. Şuraya geliyorum. Bakın bunu tam hizalayamamışız. Layer 2'yi seçiyorum. Şöyle hizalıyorum. Hemen Channel bölümünden bunun da alfasını alacağım. Select Inverse Ctrl X yapıyorum. Aynı işlemi bunun da yapıyorum. Ctrl tuşuyla seçiyorum. Layer'a dönüyorum. Select Inverse Ctrl X. Tamamdır. Şimdi şunu gizleyelim. Bakın şu an seçili olan Raw Reflection. Yani V-Ray'in ham yansımaları. Görüyorsunuz yansımaların nasıl olduğunu. Yansımalı objelerin hangileri olduğunu. Ağaçlarımız da var. Tabii ben bununla ağaçlarımızda yansıma fazla istemiyorum. Dolayısıyla ilk olarak onların üzerine bir düzenleme de yapacağım. Şimdi burada ilk olarak yapacağım işlem layer'ların birleşiminden normal değil. Screen yapıyorum. Bu işlemden sonra bir tane mask atayalım şöyle. Böylelikle şu bölümleri sileceğim. Bakın silgi aracımız seçili durumda. Bu bölümden hemen değiştirelim. Şunu seçelim, fırçayı. Biraz daha büyütelim. Evet. Bakın şurayı siliyorum. Çok da silmesek bile şöyle yapalım. Şuradan opacity değerini biraz düşürüyorum. Yani silerken tam silmese bile. Evet, şöyle yeterli. Şuradan görebilirsiniz. Layer maskımızın üzerinden. Şimdi bununla birlikte fill değerini biraz düşürelim. Bakın etkisine bakın. Yansımaların nasıl bir etki oluşturduğuna. %18, %15 iyi gibi. Şu bölümlere belki mask seçiliyken şuralara müdahale edebiliriz. Evet. Bu işlem tamam. Hemen reflection'ı açalım. Daha doğrusu refraction'ı, kırılmaları. Bunu da screen yapıyorum. Aynı şekilde. Bakın görüyorsunuz şu an fill değerimiz %100. Geçirgenlik çok fazla. Ama azalttığımda geçirgenliğimiz azalıyor. Camların geçirgenliği. Gördüğünüz gibi. Buna da bir şöyle hemen isterseniz mask atayalım. Biraz daha büyütüyorum. 1000 çok fazla. 1800 daha doğrusu. 1000 yapalım. Daha iyi gibi. Şuradan biraz fill değerini azaltalım. Çok olmasa da. Çok fazla bir etki oluşturmuyorum. Şuradan opacity'yi tekrar yükseltelim. Biraz daha azaltabiliriz arkadaşlar. Evet, daha iyi gibi. Şimdi bu işlemler de bitti. Normal şartlarda bakarsanız güzel bir render. Yani hani o kadar kötü değil. File open diyelim. Tekrar masa üstüne dönüyorum. Hemen buradan texture içerisinden. Bu arada bu kullandığım dosyalar zaten eğitim seti ile birlikte gelecek. Aklınızda bulunsun. PNG Treeline var burada. Bunu kullanabiliriz. Örneğin bir bakalım. Şunu açalım mesela. Veyahut şunu seçip şöyle arka fona atayabiliriz komple. Görüyorsunuz. Uzaklarda ağaçlar var gibi.
Tabii ne yapmak gerekiyor? Renk tonlarını vesaire uyumlu hale getirmek gerekiyor. Şu an için gerek yok çünkü arka fonla zaten bizim renk tonlarımız uyumlu. Ekstra yapacağım bir şey şu arkadaşlar. Bu bizim çimlerimizi hatırlarsanız ne demiştik? Photoshop'ta yapacağımızı sizlere söylemiştim. Şundan seçelim. Bakın gelelim şöyle Render ID'ye. Seçerken Contiguous seçeneğini kaldırıyorum. Tekrar tıklayalım. Bakın Contiguous seçeneğini tıkladıktan sonra kaldırdıktan sonra şöyle görelim. Görüyorsunuz tamamını seçtik. Bu arada zoom out'u kontrol boşluk ve mouse'un sağ tuşuna basarak yapıyorum. Şimdi bakın bu seçiliyken şunu kaldıralım. Render'ımıza dönelim. Kontrol J. Kontrol J yaptıktan sonra biz bu layer'ı ayırdık. Yani burayı kopardık arkadaşlar. Şimdi buna bir mask atayabiliriz. Clipping mask yapabiliriz. File open diyorum. Nasıl bir işlem olduğunu sizlere şimdi göstereceğim. Buradan grass'ı bulalım. Çim. Kullanabileceğim çimim var mesela burada. Bakın gayet güzel çiçekli bir çim. Tutup sürüklüyorum. Ctrl T tuşuna basıyorum ve ölçeklendireceğim. Shift tuşuna basılı tutarak küçültüyorum. Küçültüyorum, küçültüyorum. Bayağı bir küçülttüm. Şöyle. Belki biraz büyütebiliriz. Şimdi bu işlemden sonra arkadaşlar Enter'a basalım. Bunun aynısını şöyle kopyalıyorum. Neden? Çünkü bu bölümde de çim var. Alt tuşuyla kopyalıyorum tekrardan. Ctrl T yapıyorum. Biraz şöyle büyütüyorum. Enter. Bakın bu üçünü Shift ile seçiyorum. Sağ tıklayıp Merge Layer yapıyorum. Birleştirdim şu an bunları. Birleştirdim. Böylelikle Clipping Mask yaparken onu da nasıl yapıyoruz? Bakın şöyle araya geliyorum. Alt tuşuna basılı tutuyorum. Alt tuşuna basınca gördüğünüz gibi şekil çıkıyor. Layer 6'ya Clipping Mask olarak ata diyorum. Gördüğünüz gibi hepsi yerine otomatik olarak oturdu çimlerimiz. Ha bir bakıyorum ki buradaki çimimiz aydınlık ama buradaki çimimizin renk tonu çok uyumlu değil. Ne yapabiliriz? Buradaki çimimiz için de aynı şeyi yapabiliriz. Buradan seçim yapacağız yine Contiguous'la. Bakın seçtiğimizde burası da seçildi zaten görüyorsunuz. Aynı şekilde dönelim. Ctrl J yapalım. Dilerseniz buraya da çim yapabiliriz. Yani hani illa buradaki yaptığımız çim de olmayabilirdi. Yani 3 boyutlu çim de yapmamış olabilirdik. Bunu tutar buraya sürüklerdik yine. Zoom out yapardık. Bu yine tamamen bizim elimizde. Ben hani en azından çim yapmayı da görmeniz açısından onları da yapmak isterim. Fakat burada yapacağımız işlem şurada gölgelerin önüne geçecektir. Bunlar için ekstra düzenlemeye gerek duyacağız. Bunların olmaması için şimdilik yapmıyorum. Gördüğünüz gibi bakın yerine çim yaptık. Nasıl yaparız burada? Şöyle gizleyelim. Şu bölümü seçeriz arkadaşlar. İşte şuradaki bölümü. Ana renderimiz üzerinden. Şu bölümü dikkatlice seçtikten sonra gölgelerle birlikte şu yüzeyi eğer clipping mask yaparsak buna şuradan brightness kontrast atayıp parlaklığını azalttığımızda bir gölge etkisi oluşturabiliriz. Ama ben böyle bir şey yapmayacağım şu an. Dediğim gibi. Burada yapacağım işlem şu. Şunu silelim. Bu bizim çimimizi. İlk olarak şöyle Brightness and Contrast verelim ve Clipping Mask yapalım. Tıpkı şurada yaptığımız gibi sadece alttaki layer'ı etkilesin. Burada da parlaklık ölçeğimiz bizim alttaki layer'ı etkileyecek. Bakın arttırıyorum parlaklığını. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda renk tonu olarak Color Balance verebiliriz. Yine Clipping Mask yapıyorum. Bakın renk olarak değiştirebiliyoruz. Şöyle biraz daha yeşil. Biraz da sarımtırak tonlara çeksek ya da mavi mi olsa. Belki biraz Hue Saturation versek nasıl olacak? Biraz satura edip biraz da aydınlığını arttırması. Şöyle de Clipping Mask yapacağız yine. Mesela bu yeterli olacaktır. Çok ahım şahım bir şey değil ama güzel olduğunu düşünüyorum en azından. Şimdi burayı da yaptık. Bakın çimlerimizi de oluşturduk. Ekstradan şu bizim zemin için bir değişiklik yapabiliriz. Asfaltımız için. Seçiyorum asfaltı. Aynı şekilde şunu gizliyorum. Dönelim. Ctrl J. Aynı işlem. Bir otokolor yapalım. Bakalım nasıl bir etki olacak.
Gördüğünüz gibi orijinal renklerine sarımtırak daha doğru renklere geçti. Az önce mavinin tonlarıydı. Ctrl Z yapalım. Gördüğünüz gibi tekrar otokolor. Etkiyi görebiliyorsunuz. Bu renk daha doğru. Bu şekilde kalsın arkadaşlar. Belki biraz kontrast verebiliriz buradan. Şöyle kontrastı biraz azaltıyorum. Şöyle bir şey yaptım. Bu da yeterli olacaktır zemin için. Şimdi bu bölümleri de yaptık. Ekstra mesela burası çok şey duruyor arkadaşlar. Keskin. Bunu düzeltebiliriz. Bunu nasıl düzelteceğiz? Buradan Clone Tool'a geliyorum. Clone aracımıza. Clone aracına geldikten sonra hemen bizim bu çimimiz neredeydi? Bir bakalım nerede? Şu kısımda. Evet, bakın görüyorsunuz. Burada şu layer'ımızı seçelim. Alt tuşuna basarak şuradan bir tane yüzeyi kopyalıyorum şu an. Tabi burada fırçamın tipine bakın. Fırçamın tipi Photoshop'un kendi içerisinde default olan şöyle çim şekli arkadaşlar. Görebilirsiniz. Tekrar seçiyorum. Şöyle bir layer yükseltelim. Yeni bir layer atayalım. Bakın Ctrl Z. Şu layer'ın daha doğrusu fırçanın boyunu biraz küçültelim. Şöyle küçültebilirsiniz. Alt tuşa basıp mouse'un sağ tuşuna basarsanız büyütüp küçültebilirsiniz arkadaşlar fırçayı. Kısa yol olarak aklınızda bulunsun. Bakın şöyle Shift tuşuna basarak burayı boyayabilirsiniz. Biraz yanlış geldi. Tekrar Shift'e basıyorum. Bakın. Sanki o bölümde yine çimlerin etkisi varmış gibi. Yeterli. Şimdi bunları da yaptık. Binamız da gayet güzel görünüyor. Kompozitlerimiz gayet güzel görünüyor. Camımızın yansıması vesaire gayet güzel. Ekstradan ne yapabiliriz? File, Open diyerek insan ekleyebiliriz. Sahnemize biraz daha gerçekçilik katması açısından. Bunun için de şöyle geri gelelim. Texture içerisinden Cutout People arkadaşlar. Burada benim çeşitli Cutout People'larım var. Bunlardan birini kullanabiliriz. Örneğin burada birkaç tane mevcut. Şu bir numaraya bakalım ne varmış. Buradaki arkadaş pek iş yerine uygun bir tip değil. Alakalı tipler olursa daha iyi olur. Tip dediğime bakmayın arkadaşlar. İnsan diyelim. Veya karakter. Bakın buradaki beyefendiler gayet kendinden emin bir şeyler konuşuyorlar. Artık dedikodu mu yapıyorlar bilmiyorum. Şu da çok artist bir tip yalnız. Şimdi alalım şöyle. Bu arkadaşlar işten çıkmışlar. Şirket sahipleri gibi. Böyle bir hava bir hava. Biraz büyüttüm. Neden büyüttüm? Bakın bunu da komple en üste taşıyalım. Neden büyüttüm? Çünkü bunun boyu yaklaşık olarak 1 metre 20 santim civarı bir şey yapmıştık herhalde. Daha yüksekti. 1,80'di. Küçültmüştük. 1 metre 20 santim desek işte anca belki biraz daha arttırabiliriz. Ama çok emin de değilim. Mesela bunlar böyle olabilir. Burada veyahut bakın burada durmaz. Şimdi karakterin burada durduğunu düşünün. Şimdi bu karakteri yerleştirirken görüyorsunuz. Yani hani perspektif açısından bakarsanız çok mantıksız oluyor. Yani çok küçük görünüyor insanlar. Ne yapabiliriz? Ctrl T yapıp burada duracaklarsa bakın şöyle büyütmemiz gerekir. Çünkü kameraya yakın olan kişi, obje ne olursa olsun fark etmez. Arka taraftan daha büyük görünecektir. Nasıl ki örnek veriyorum hani bir kişi vardır. İşte, pizza kulesini tutarlar. İşte uzakta durur kişi. Sanki pizza kulesini tutuyormuş gibi veyahut Eyfel Kulesi'nin tepesine yaparlar. Ne bileyim buna benzer şeyler yaparlar. Biri yakındadır, biri uzaktadır arkadaşlar. Kamera açısına göre de zaten baktığınızda sanki o kişi Eyfel Kulesi'ni tutuyormuş gibi veyahut Pizza Kulesi'ni tutuyormuş gibi görünür. Burada da aynı mantık gibi düşünün. Yakında olan kişi daha büyük olması gerekiyor. Uzakta olan kişi zaten küçüktür. O tarz resimler de biliyorsunuz uzaktan çekilir. Böyle olmalı. Ama biz bakın bu sefer buraya koyduğumuzda çok büyük duruyor. Kaldırım için düşünün. Ctrl T yapıyorum. Küçültüyorum. Eğer oradalarsa biraz daha uzaktalar. Daha da küçültebiliriz.
Bu da biraz fazla küçük gibi oldu kaldırıma nazaran. Şöyle mesela. Burada da güneş doğru bir açıdan geliyor. Ama burada hani dikkat edin, gölgemiz var. Bunların gölgesi yok. Bu abilere gölge verebiliriz. Alt tuşuna basarak kopyalıyorum bir tane. Ve bunu diğerlerinin altına taşıyorum. Karakterlerin. Ctrl T yapıyorum ve distort seçeneğiyle şöyle gölgenin hizasında bu arkadaşları indiriyorum. Bunlar 3D okulunun yeni öğrencileri. Bu bizim şirket binamız olduğuna göre. Şöyle yaptık. Ctrl T belki biraz azıcık döndürebiliriz. Şimdi bu işlemden sonra ne yapacağız? Hemen gölge olacağı için ister istemez bunun rengi olmaması lazım. Daha doğrusu işte siyah beyaz olması lazım. En azından şöyle lightness'ı kapatalım. Clipping mask yaptım. Sature ettim aynı zamanda. Bir de brightness and contrast verelim. Yine bununla da parlaklığını tamamen öldürelim. Fill değeriyle de bir bakalım. Yanlış yere düşürmeyelim. Gölgeyi düşüreceğiz insanları. Bakın gördüğünüz gibi azaldı. Şimdi gölgemiz keskin. Buna biraz blur vererek fluluk katacağız. Hatırlarsanız bu blur'u biz nerede kullanmıştık? Azaltmıştık kaplamalarımızın üzerinde ki keskinliği azaltmak için. Burada da böyle bir şey için yapabiliriz. Gaussian blur kullanacağımız 1.2 diyor. 1.2 bence gayet ideal. Ctrl T yaptım. Şu an için gayet düzgün duruyor. Kaldırımın kenarında da boylar ideal gibi geldi bana. Şimdi insan da yerleştirdik. File open diyelim. Başka insan var mı bakalım. Daha doğrusu karakter neyse artık. Bu ablamızı almayalım. Bu da paltolu. Gitmez buraya. Uygun şeyler koymaya bakın arkadaşlar. Bu hanımefendiyi de almayalım. Bu hanımefendi hiç olmaz. 8'e baktık mı? 8'e bakmadık. Fotoğraf çeken ablamız var. Bu abla da sürekli fotoğraf çekiyor. Genelde bütün çalışmalarda kullanıyor. Bakın buradaki de güzel. Ama buradaki de yine paltolu ama gerçi şey var. Ceket var üzerlerinde. Şu bakın alt clipping mask olarak attı. Hemen yukarı kaldırıyorum. Şunu bir kapatalım. Şunu da bir kapatalım. İşimin bittiği malzemeleri kapatıyorum. Evet. Bu ikisi de burada veyahut şöyle arka tarafta konuşuyor olabilirler. Tabii ne yapmak lazım? Bunları şunun 4 numaranın altına atmak lazım. Ctrl T şirket binasının önünde. Burada olmaz. Oraya da hiç koymayalım çünkü orası gölgeli. Ctrl T diyorum. Mesela şöyle olabilir. Gölgeleri de şöyle düşünün. Alt tuşuyla iyi mi burası? Aslında iyi gibi ama çok da iyi değil ama idare eder. Kopyalayalım hemen. Arka tarafı aldım. Ctrl T yapalım. Distort ile şöyle şu açıda yaklaşık olarak. Ctrl Z. Enter. Aynı işlemleri yapalım hemen. Hatta Hue Saturation vermemiz yetecektir diye düşünüyorum ama bir bakalım. Yetiyor mu, yetmiyor mu? Yetiyor vallahi. Ne yapalım? Biraz şöyle bu abinin gölgesini diğeriyle karışmadan şöyle yapabiliriz. Filter, blur, Gaussian blur. Yeterli bir değer.
Hatta biraz azaltabiliriz. Okey. Şimdi abilerimiz burada sohbete durursunlar. Bizim burada yapacağımız bir işlem daha var. Bakın ağaçlarımız örneğin. Ağaçlarımızı rengini biraz açalım. Çünkü renk tonları hoşuma gitmedi açıkçası. Shift tuşuyla seçim yapıyorum. Seçtim ağaçları bir güzel. Tekrar şunu gizleyelim. Bakın burada Render ID kullandık. Wire Color'u pek kullanmadık. Gördüğünüz gibi. Kullanabilirdik de. Ctrl J. Ağaçlarımıza biraz Color Balance'la sanki şöyle. Bakın biraz daha sonbahar etkisi oluşturabilirsiniz. Görüyorsunuz. Photoshop'un güzellikleri. Biraz arttırdım. Zaten şuralara ben sanki biraz şey etkisi vermek istiyorum. Güneş etkisi veya bu açıya. Bir daha şöyle bu sefer Color Balance verdik. Brightness and Contrast verebiliriz veya Hue Saturation. Az önce Hue vermişiz ya. Silelim bunu. Color Balance verelim. Renk dengesiyle oynayalım. Biraz daha sarıya çekelim. Biraz da kırmızıya. İkisinin arası. Çok da olmasın ama. İşte 3 gibi bir değer yeterli olarak. Çok çok böyle ağım şağım değil. Yeterli. Şimdi bunları da yaptık. Her şey güzel. Karakter de yerleştirdik. Aslında bu abiler benim biraz canımı sıktı. Niye? Çünkü bizim binamızın önünü kapatıyorlar arkadaşlar. Bizim asıl derdimiz bina olduğu için belki değiştirebiliriz. Şuradan bakıyorum hemen. Neredeydi? 5 numaraydı. 4 müydü yoksa? Evet, 4'tü. Bunu alalım şöyle. Şöyle çeksek. Veyahut biraz daha atıyorum Ctrl T yapıp şöyle küçültüp belki biraz daha küçültüp sanki buradan geliyorlarmış gibi. Sanki daha iyi gibi ya. Diyorum ya çok böyle şu açımızı kapatmasını istemiyorum. Hatta gölgeyi nasıl yapabiliriz? Bu gölgeleriydi. Ctrl T. Distort verelim biraz daha. Açıyı biraz daha şöyle çekelim. Biraz şöyle yapalım. Şurayı referans alıyorum şu an. Biraz yukarı kalırsak şöyle idare eder. Şimdi belki bir daha blur versek. Gaussian blur. Bence daha güzel oldu. Acaba buraya bir de araba ekleyebilir miyiz? File open. Yukarı çıkalım. Buradan texture içerisinden PSD'lerimiz vardı birkaç tane. Tefrişler değil. Katot tri'ye bakalım. Bunlardan biri olabilir mi? Bizim burada bayağı bir malzememiz de var aslında. Araba, araba, araba. Siz görmüşsünüzdür belki ama ben göremedim daha. Kar var mesela. Şunu alsak. Yes. En üst alalım şöyle. Bu bayağı küçükmüş. Ctrl T. Shift'le büyütelim. Flip Horizontal yapalım. Enter. Araba da ne gidiyor buraya? Güzel olmadı. File open. Burada bir tane araba olması lazım ama siyah bir araba mı? Evet, burada. Bakalım bu gidecek mi sahnemize?
Kontrol T. Flip horizontal. Buraya gitmez. Biraz daha büyütelim. Arabaya distort uygulamamız gerekir. Nasıl distort arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. En azından şöyle bir şey yapsak daha iyi gibi. Mesela bu arabayı böyle koyabiliriz arkadaşlar. Yani hani çok güzel durmasa da biraz rotate edelim. Çünkü açısı biraz yamuk gibi. Tekerlek bile yamuk duruyor arkadaşlar. Yani çok güzel durmuyor açıkçası. Benim çok da hoşuma gitmedi. Zaten sahneyi çok kalabalık gösteriyor şu an. Bunu siliyorum. Ekstra atayabileceğim birkaç tane süs bitkisi vesaire var. Bunları atayalım ve bu dersi bitirelim. Evet. Benim ünlü ağacım. Hemen şuraya yapıştıralım mı? Yok ya, güzel değil. Buradaki süs bitkimden kastım şuydu. Bunu alalım bir. Şunu da alabiliriz. Ve aynı zamanda şunu da alabilir miyiz? Bir bakalım. Şöyle arka tarafa yerleştirsek. Nasıl olur? Bunun tam arkasında bu varmış gibi düşünün. Ama tabii yansıması vesairesi yok. Gerçi açıdan kaynaklı yansımayabilir de. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bir bakalım hemen. Sadece şurayı seçiyorum. Şurayı. Palmiyeye gelelim. Ctrl X. Hop, arka tarafa geçti. Böyle koyabiliriz. Şu arkadaşı alabiliriz. Bu hangisiydi? Vallahi birkaç tane şey ekledim ama layer'ların isimleri biraz karışık, benzer derken farklı görünebiliyor. Mesela bu olabilir burada. Şu ufaklıkları alalım. Buraya yerleştirelim. Hatta bu burada böyle dursun. Sağ tıklıyorum. Flip Horizontal. Gölge tarafını değiştirdim. Şimdi yapacağım işlem. Bakın yaklaşalım. Alt tuşuna basıp kopyalamak. Uzaktaki ne olacak? Biraz daha küçük olacak. Bundan bahsetmiştik zaten. Enter. Bir tane daha kopyalayabiliriz. Tabi bunu diğerinin üzerine attığımızda diğeri arkada kalacaktır. Enter. Aynı zamanda bunu bu 16'yı alt tuşuyla kopyalıyorum. Nereye? Bu tarafa. Bunu da abilerin arkasına atalım. Bu arkadaşlar da bayağı keyifleri yerinde. Ctrl T. Gölge bunların üzerine düşmüş olabilir. Çimin üzerine. Tabi orada bir karışıklık da oluyor olabilir. Alt tuşuyla kopyalayalım şöyle. Bir tane daha. Bir tane daha kopyalayabiliriz. Şu bölüme. Bunu da biraz küçültelim. Mesela böyle ekledik. Çok da kötü durmadı. Şu palmiye de iyi gidiyor aslında sahneye. Şimdi tabii biz bunları tek tek ekledik. İyi, güzel, hoş. Şu arka tarafa bile istersek ağaç vesaire ekleyebilirdik. Nasıl ekleyebilirdik? Yani burada yapacağımız işlem yine her zamanki gibi bu bölümden arkadaşlar. Örneğin şunları alacaksam atıyorum. Çok da küçükler olabilir mesela arka tarafa. Bunu bayağı şurada aşağı indireceğiz. Daha indirelim, indirelim. Bayağı bir indirelim. Çok indi. Şöyle gelelim. Tabii çimlerin bu sefer üzerine geldi. Ctrl X mevzusunu burada da yapmamız gerekecek. Yani şuradaki
Çimli yerimizin altında kalmaları lazım. Şimdilik bunu silelim. Çok da önemli değil. Ama bir tane sanki şey gidecek gibi arkadaşlar. PNG Tree Line. Bir daha bakalım. Ön izleme. Şu olabilir mesela. Bu kaç? 5. Alalım. Atalım. Ctrl T diyelim. Zoom out yapalım. Shift ile küçültelim. Biraz büyütelim. Biraz daha büyütelim. Arka taraftaki ağaçlar kalmasın istiyorum. Biraz daha büyütelim. Mesela Enter. Hatta daha da büyütmek gerekir mi? Yok. Ya bu ağaçlar daha iyi gibi arkadaşlar. Buna bir de körden aydınlık verebiliriz şöyle. Aynı şekilde bir etki oluşturabiliriz. Bütün bunları yaptık. Her şey iyi, güzel, hoş. Günlük, güllük, gülistanlık. Bu abilerimizi belki biraz daha büyütebilirdik ama yapmadık. Yapalım mı? Benim çok içime sinmiyor. Yapalım o yüzden. Layer 11 değil. 5 miydi acaba? Evet. Ctrl T. Biraz daha büyütelim. En azından şuradaki duvarı referans alarak büyütüyorum. Tamamdır. Mesela burada da duvardan yüksekler. Bu abimizin boyu biraz kısaymış. Sanırım tamam. Şimdi bütün bunları da yaptık. İyi, güzel, hoş. Bazı ayarlar yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu ayarlarımız, şu ikisini şöyle yukarı atalım. İşimiz yok onlarla. Curve üstte kalsın. Ctrl, Alt, Shift, E yaparsanız bütün layer'ları birleştirip tek bir layer haline getirip oluşturabilirsiniz. Şimdi bundan bir tane oluşturduk. Hemen bir tane kopyasını alayım. Şu gizli kalsın. Ne olur ne olmaz. Filter, Other, High Pass veriyoruz. Böylelikle keskinlik oluşturacağız ve overlay kullanacağız arkadaşlar. 0,5 verdim. Overlay yapalım. Bunun etkisini çok 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 yakından ancak görebilirsiniz. Bakın keskinliği görüyorsunuz. Şuraya dikkat edin. Daha flu, keskin. Camdan da etkisini görebilirsiniz. Evet, böyle bir şey yaptık. Şimdi Ctrl Alt Shift E yapıyoruz yine. Bu işlemden sonra Filter. Filter'dan sonra Camera Raw Filter. Güzel bir özellik. Temperature sıcaklık arkadaşlar. Daha sarı tonlara kayar gördüğünüz gibi. Sıfır yapıyorum. Burada bizim detayların ortaya çıkması için Clarity vereceğiz. İlk olarak bakın şöyle. Etkisini görebiliyorsunuz. %100 yaptım da. %100 yapalım. Burada Shadow gölgeleri arttırıyorum. Highlights'ı düşürüyorum. Şöyle bir etki elde ettim. Hatta biraz kısabiliriz. Biraz da Clarity'yi kısalım. Biraz sature ediyorum arkadaşlar. Biraz vibrance veriyorum. Şimdi her şey iyi, güzel, hoş. Bir okey diyelim. Bakalım nasıl bir etkisi oluşacak. Çok keskin, çok canlı bir görüntü oldu. Görüyorsunuz. Detaylar falan ortaya çıktı. Bunu fill değeriyle değerini azaltabiliriz. Biraz %50 yaptım örneğin. Yine detaylar ortada. Ctrl Alt Shift yapıyorum. Sonrasında bir de şöyle bir şey yapalım. Lens Correction verip buradan Vignetting yani kenar kararması özelliği ekleyebiliriz. Bakın bu şekilde. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir etki oluştu. Akabinde şöyle bir şey yapılabilir. Tekrar Ctrl Alt Shift E yapıyorum. Şu dursun şurada. Şu Layer 15 üzerinden tekrar göstereceğim. Camera Raw Filter'ı tekrar açıyorum. Bu bölümde bizim şuradan uygulayabileceğimiz bakın Radial Curve'ümüz var. Radial Filter. Şöyle seçip alanları. Outside seçeneği seçili.
Buradan exposure değerini azaltabiliriz. Bakın bu şekilde de Igniting verebiliriz örneğin. Veyahut yeni bir layer atarız. Buradan Gradient Tool'un şu halini kullanırız arkadaşlar. Yine siyah beyaz etkiyle multiple geçiş yaparız. Yani birçok yöntem mevcut. Onu demek istiyorum. Şu kalsın mesela. Kontrol şunu silelim. Bundan bir tane daha kopyalayalım. Soft light verelim. Canlı bir görüntü olacak arkadaşlar. Fill değerini düşürelim bayağı bir. Evet. Sanırım artık tamamdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ctrl Alt Shift E yapıp diğerlerini gizleyebiliriz de. Artık gerisi size kalmış. Şu an için şöyle bir etkisine yaklaşalım. Görüyorsunuz yansımalarımız, içerinin ışığı, canlılık vesaire. Buradaki arkadaşların tipleri. Bu arkadaşlar herhalde en bilgeleri sakallı olduğuna göre bir şeyler anlatıyor. Şimdi bunları da bitirdik. Çok güzel. File, Save As deyip kaydetmemiz lazım. Bunu da ben her zaman şöyle bir klasör açarım. PSD diye. PSD. Veyahut direkt render klasörüne, render TGA içerisine de kaydedebiliriz. PSD içerisine kullandığım PSD dosyalarını koyayım en iyisi. Evet öyle yapalım bu sefer. Render TGA içerisine kamera 1 PSD olarak kaydediyorum. Kaydet. OK. Devam etsin kayıt. Sürüyor. Bir de bunun JPEG halini kaydediyorum. Yani render'ımızı. Kaydını seçerken de kaydet diyorum. Kalite olarak en üste getiriyorum. 12 maksimum. OK diyorum. İşlemlerimiz bitti. Bunu kapatabiliriz. Şunları da kapatalım. Şimdi File, Open, Kamera 1 ve Kamera 1 ikisini açalım. Ve bakın etkisini bir görelim. Post prodüksiyon önemi nasıl? Şimdi normalde hatırlarsanız referans çalışmalardan açalım. Şöyle. Onur Bey'in çalışması şurada. Onur Bey burada tahmin ediyorum level değerleriyle biraz oynamış. Biraz aydınlığını vesaire arttırmış. Biraz canlılığını arttırmış. O kadar. Başka herhangi bir post prodüksiyon işlemi söz konusu değil çalışma üzerinde. Biz de aynılarını yapabilirdik. Level vesaire arttırıp değişiklikler yapabilirdik ama bu post prodüksiyon yaptık çalışmamıza. Nasıl değiştiğini siz kendiniz görebiliyorsunuz. Şimdi şunu mu müşterinize sunsanız? Tabii bilmiyorum. Hani bazı müşteriler olur ki 3 tane box'ı üst üste koyarsınız. Ona da güzel der geçer. Hani daha elit müşteriniz olur. İşi bilen, projeden anlayan veya render'den anlayan müşteriniz olur. Daha kaliteli sunum yapmanız gerekir. Veya siz kendi kişisel sebeplerden kaliteli sunum yapmak istersiniz. Kendinizi geliştirmek açısından. Bunu mu sunsanız daha iyi olur? Post prodüksiyondan geçmiş bir işlemi mi sunsanız daha iyi olur? Tabii ki bu şekilde sunmanız daha iyi ve daha gerçekçi olacaktır. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi yurt dışındaki şirketler olsun, yurt dışındaki 3D görselleştirme şirketler olsun veya freelance çalışan arkadaşlar, 3D artistler olsun. Mutlaka post prodüksiyon bütün işlemlerine, bütün renderlerine yaparlar. Post prodüksiyonsuz çalışmamız. Hollywood da bunu filmlerinde, kendi zaten montajlarında, filmlerini çektikten sonra montajlarını, efektlerini, zartını, zurtunu yapıyor biliyorsunuz. Post prodüksiyon çok önemli. Önem verin arkadaşlar. Dersleri takip edin mutlaka. Bu sahnemizden hariç bir sahnemiz daha Photoshop'ta düzenlemeyi düşünüyorum. Artık o derste görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.